İyi günler sayın izleyenler. Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Makedonya'dan gelen haberlerimiz vardır. Onları birlikte izleyelim. Bir bakalım. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığı'na Sosyal Demokratik Birliği'nin 30 siyasi parti tarafından da desteklenmiş olduğu adayı Stevo Pendarovski tamamen seçilmiş oldu. Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği'nin hükümet koalisyonuyla birlikte 30 siyasi parti tarafından desteklenen adayı Stevo Pendarovski, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 436.012 oy alarak %51,67 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçildi. İkinci pozisyonda bulunmuş olan Vomero Dapamen'in adayı Gordana Siljanovska-Dapkova ise 377.406 oy alarak %44,73 oy oranına ulaşmış oldu. Seçimlerin ikinci turunda 30.415 geçersiz oy da kullanılmıştır. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği adayı Stevo Pendarovski zaferini ilan etmiş oldu. Toplumun tüm kesimlerinin Cumhurbaşkanı olacağını söyleyen 56 yaşındaki siyasi lider, Avrupa Birliği ve NATO üyelik süreçlerini kararlılıkla devam ettireceklerini sözünü verdi. Başkent Üsküp'teki parti merkezinde basın toplantısı düzenleyen Pendarovski, "Bana herkesin Cumhurbaşkanı olmam için sorumluluk ile görevi veren tüm vatandaşlara, Makedon, Arnavut, Türk, Sırp, Ulah, Roman, Boşnak ve diğerlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesin Cumhurbaşkanı olacağım." diye dedi. Seçimin ilk turunda Pendarovski 4.000 oy farkla Dapkova'nın önüne yer almıştı. İktidarda bulunan Sosyal Demokratik Birliği'nin başkanı Zoran Zaev, son cumhurbaşkanlık seçimleriyle ilgili olarak Stevo Pendarovski ve tüm Kuzey Makedonya halkına tebrikte bulunmuş oldu. Avrupa Birliği ve NATO yörüngesine devam etmeleri ve buna ilişkin olarak yapacaklarını da dile getiren Zaev, "Kuzey Makedonya halkı tam bir karar vermiş oldu. Kendisine göre ilerideki özellikle süreçler artık iş ve sorumluluk ister." Gordana Siljanovska-Dapkova tam 377.406 oy alarak veya %44,73 ile kendisi Pendarovski'nin zafer ilan etmiş olduğuna dair hiçbir karşılık göstermeden kendisini kaybetmemiş gibi gözükmektedir. Kendisine göre bu durumda Pendarovski kazandı fakat ben kaybetmedim diye bir yorumda bulunmuştu. Bilindiği gibi tecrübeli hukuk hocası bu sefer ikinci tura kalmıştı. Fakat siyasi özellikle seçimine girmiş olan özellikle bu tip adayların belli bir karara tutulmaları ve vatandaşın kararına bağlı ilerideki görevlerin olduklarını da herkes tarafından bilinmektedir. Ana Muhalefet Parti lideri Christian Mitzkowski özellikle Zaev ve Pendarovski bu durumda zaferle çıkmış olmalarına rağmen ilerideki dönemde özellikle kendilerinin yok olmasına gibi bir süreçle baş başa kalacaklarını da dile getirmiş oldu. Siyasi alanda yok olması konusunda kendisinin özellikle bu kadar oy alması küçük bir parti olmadığını dile getiren Mitzkowski özellikle siyasi alanında ilerideki çalışmaları ve Zaev ve Pendarovski tamamen bu siyasi alanda yok edeceklerini de dile getirmiş oldu. Bilindiği gibi şimdiye kadar da Mitzkowski özellikle mevcut olan iktidarı sert bir şekilde eleştirmişti. BDP'nin parti lideri Ali Ahmeti özellikle mevcut olan elde edilmiş sonuçların neticesinde değerlendirmesini yapmış oldu. Ali Ahmeti'ye göre bu sefer de konsensual denilen veya anlaşmalı adayın üzerine durulması ve bu durulmasından faydalı olduğunu dile getirmiş olmasına ilişkin olarak ancak beraberlikten bir fayda olduğunu dile getirmiş oldu. Ali Ahmeti'ye göre Avrupa Birliği ve NATO yoluna devam etmesi için bu sefer bir cumhurbaşkanı seçilmiştir.
İkinci tur Cumhurbaşkanlık seçimlerine girmiş olan Stevo Pendarovski ve Gordana Siljanovska Davkova bölgemizde de benzer sonuçlar yaşamıştır. Demek ki hem Debre hem Mavrova Rostuş hem Merkez Jupa Belediyesi'nde tüm seçim yerlerinde toplanıp olan son sonuçlarına bakıldığında Stevo Pendarovski tüm belediyelerde öndedir. Buna ilişkin olarak zaten Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı olarak seçilen Stevo Pendarovski'ye demek ki bölgemizden de destek gelmiş oldu. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Birliği tarafından yapılmış olan dini takviminde açıklamasına göre tam 5 Mayıs gecesi veya dün akşam başlamış olan teravih namazıyla birlikte bugün 6 Mayıs günü tamamen Ramazan'ın ilk günü olarak sayılmaktadır. Yayınlanan dini takviminde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer almaktadır. Takvime göre 3 Haziran Pazartesi akşamı Ramazan'ın ay ve ay olarak son bulacak ve ardından Ramazan bayramı kutlanacak gibi beyan edilmiştir. 3 Haziran Pazartesi günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz ve ertesi günü yani 4 Haziran Salı günü Ramazan bayramının ilk günü olacaktır. Konuyla ilgili olarak İslam Birliği tarafından tebrikler de gelmiştir. Debre Müftüsü Efendi Ramazan Hasan'ın mevcut olan Ramazan-ı Şerif ile ilgili olarak tebrikler geride kalmıyor. Buna ilişkin olarak tüm İslam camiasına tebrikler olarak yollanmış mesajlar, hem iyilik hem sevgi ve özellikle saygı dolu olan bir ayın içerisinde sadakatın fazlasıyla ve zekatların fazlasıyla olacak bir ayın içinde bulunmalarından dolayı kendisi hem memnun olduğunu hem de tüm vatandaşlar özellikle camialarına tebrik etmiş oldu. Karadrim Nehri özellikle son zamanlarda yapılmış olan birçok etkinliklerine dair tam kendi yerini bulmaktadır. En güzel nehirlerinden bir tanesi olan Karadrim Nehri bu sefer ise piknikle tamamlanmış olduğu bazı etkinlikler en iyi bir şekilde hem ekoloji hem de özellikle yapılması gerekenler konusunda vatandaşların mesajlarını almış olduğu. Haber bültenimiz sona erdi. Hayırlı günler efendim.